Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayında ilk duruşma Ankara'da görüldü. Eski MK Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakim karşısına çıktı. Hakem Meler, Koca'nın kendisini tehdit ettiğini belirtti. Eski kulüp başkanı iddiayı reddetti. Dava 28 Şubat'a ertelendi. Tarih 11 Aralık 2023. Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte yeşil saha karıştı. Dönemin MK Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Günlerce hem Türkiye hem de uluslararası spor dünyasının gündeminden düşmeyen olayın üzerinden bir ay geçti. Aralarında eski başkan Koca'nın da yer aldığı 4 sanık, tutuksuz yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ancak Ankara'daki duruşma 28 Şubat'a ertelendi. Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada önce Koca'ya söz verildi. Eski başkan savunmasında tehdit iddiasını reddetti, savcılıkta verdiği ifadeyi hatırlattı. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu ve başka bir şey söylemek istemediğini dile getirdi. Sanıklardan kulüp sorumlusu Osman Erkancan kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Maç bitiminde başkanla birlikte bazı kişilerin sahaya koştuğunu anlattı. Herkesten önce gidip kollarını açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istediğini öne sürdü. Tekme iddiası içinse o sırada birisi tarafından boğazına vurulduğu için ayağını salladığını belirtti. Bir diğer sanık Şahin Yunus Şahin de üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Meler'den özür diledi. Tehdit iddiaları için öyle bir şey duymadığını savundu. Ardından söz verilen hakem Halil Umut Meler ise tehdit sözünü Koca'dan duyduğunu bir kez daha iddia etti. Şikayetçi olduğunun altını çizdi. Tarafları tek tek dinleyen mahkeme heyeti başkanı daha sonra davayı 28 Şubat çarşamba günü saat 10'a erteledi. Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Fenomen Kıvanç ve Beril Talu çiftinin mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Talu çifti borçlarından dolayı tehdit aldıklarını ve can güvenliği nedeniyle yurt dışına gittiklerini söyledi. Kıvanç Talu, son dönemlerde bir sarmala girmiştim, borcu borçla kapatmaktaydım dedi. Eşi Beril Talu da bizi çocuğumuz üzerinden tehdit etmeye başladılar ifadelerini kullandı. Talu ve eşinin sorgusu bitti ve şu anda da emniyet. Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Borca batan Talu çifti, can güvenliğimiz yüzünden yurt dışına kaçtık dedi. Yakınlarımızı dolandırdığını söylemiyor. Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'ye geldikten sonra gözaltına alınan Talu çifti dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bir daha. Talu çiftinin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Beril Talu ifadesinde aylık kazancının 60 bin lira olduğunu söyledi. Eşimle birlikte kendimize ait var böyle tipler organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet gösterdik. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi. Projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi. Biz de bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık. Ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık. Zamanla borç aldığımız kişiler bize tehditvari konuşmaya başladılar. Beril Talu bu nedenle 15 Ekim'de Gürcistan'a gittiklerini söyledi. Gittiğimizin ertesi günü sosyal medya ve kimi haber sitelerinde eski arkadaşım olan bir muhabirin şahsımızı zan altında bırakacak ve tarafımızla ilgili dolandırıcı algısı oluşturacak kimi haberler yaptığını gördük. Bunların artık sonu gelmiyordu. Borç aldığımız kişiler %100'ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük. Aylık kazancının 40 bin lira olduğunu söyleyen Kıvanç Talu ise çok fazla borca girdiğini ifade etti. Son dönemde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan lüks marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim. Borcu borçla kapatmaktaydım. Bu zamana kadar bir mal varlığına sahip olmamamın sebebi kazanmış olduğum parayı düzgün şekilde değerlendiremediğim içindi. Borç aldığı kişilerin yüksek faiz talep ettiğini iddia etti. Hatta ana para borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar dahi oldu. Çünkü faizler çok yüksek değerlerdeydi. Yurt dışına çıkma iradem kesinlikle insanları dolandırma veya paralarını kaçırma kapsamında değil, eşim ve çocuğumun can güvenliğini sağlamak amacıylaydı. Kıvanç Talu ve eşinin sorgusu bitti ve şu anda da...
10 vurgunu davasında tutuklu bankacı Seçil Erzan'ın parçaladığı telefonunda çıkan yazışmalarda faiz pazarlığı göze çarptı. Erzan, Çorlu'daki Murat Arabacı isimli kişiye 150 bin doları çok kısa vadede 300 bin dolar olarak vermeyi vaat ediyor. Form vurgununda yeni yazışmalar çıktı. Seçil Erzan'ın faiz pazarlığı ortaya çıktı. %100 faiz bile vermiş. Aralarında ünlü futbolcu ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın parçaladığı telefonundan yeni yazışmaları çıktı. Erzan, Çorlu'daki Murat Arabacı isimli kişiyle gerçekleştirdiği faiz pazarlığı dikkat çekti. Seçil Erzan, Arabacı'dan 40 günlük %30 faizle acil para bulmasını istiyor. Ancak Murat Arabacı bu faizi %40'a çıkarmasını istiyor. Erzan bu faizi kabul ediyor, parayı hemen istiyor. Murat Arabacı ise Mart ayı başını işaret ediyor. Millet tedirgin biraz da, Çorlu'da biri patladı ya. Sakın duyurma kimseye, telefonla da konuşma, saçma bir şey olur, konuşan adamdan isteme. Erzan para gelmeyince aynı gün faiz arttırıyor. Uçuk bir rakama çıkıyor. 150 bin dolar karşılığında 300 bin dolar vaat ediyor. Ve vadenin çok kısa olduğunu söylüyor. Murat Arabacı araştıracağını söyleyince Erzan gülerek yarat diye cevap yazıyor. Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın geçmişinin travmalarla dolu olduğu bir sır değil. Cezaevinde de ağlama krizlerine girdiği iddia ediliyordu. Polat cephesinden yeni bir gelişme var. Dilan Polat 11 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattı. Peki hangi şartlarda kaldı? Şu an nerede? Hepsinin cevabı sıradaki haberimizde. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum heterlerimi. Dilan Polat akıl hastanesine kaldırıldı. İlaçları yazıldıktan sonra cezaevine geri dönmedi. Dilan Polat'ın 11 gün boyunca hastanede kaldığı ortaya çıktı. 5 Kasım'da tutuklandı Polat. Eşi ve kardeşinin de aralarında olduğu 14 şüpheliyle birlikte. Güller, lüks araçlar, saçılan paralar adliye yoluna kadar uzadı. Şüpheliler kara para aklama iddiasıyla tutuklandı. Söylemek ister misiniz? Var mı açıklamanız? Tutuklandığı günden bu yana gündemden düşmüyor Polat. Cezaevindeki durumuna ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kez kameraya çekmiyor, avukatı anlatıyor. Polat'ın avukatı son olarak fenomen ismin psikolojisinin bozulduğunu ve vücudunda uyuşmalar olduğunu söylemişti. Alır mısın 100 dolar aşkım? Dilan Polat'ın kullandığı antidepresanlar bittiği için Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına getirildiği ancak geri götürülmediği ortaya çıktı. Biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. 11 gün boyunca hastanede kaldı ünlü fenomen. Akıl hastanesinde bir tutukluyla aynı odayı paylaştığı öğrenildi. Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi. Polat sabah saatlerinde yeniden kaldığı Marmara cezaevine gönderildi. Dilan Hanım efendim, ne söyleyecek misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Masum olduğunuzda çok üzüldüm.